Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Allah'a iman, Peygamber aleyhisselama iman ve mümin olmak, Müslüman olmak muhakkak yerine getirilmesi gereken bazı görevlerden sonra zihinde, kalpte, beyinde oluşması gereken olgunluktan sonra gerçekleşen bir iddiadır. Hiç kimse iman ettiğini söyleyerek iman etmiş olmaz. İmanın yerine getirilmiş şartlarından sonra iman edilmiş olunabilir veya müminlik vasfı hak edilmiş olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri, Allah'ın kitabı nasıl mümin olunabileceğini gösteren ve şartları ileri süren beyanlarla doludur. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından hangi şartlarda imanın gerçekleşeceğine dair bilgiler vermektedir. Okuyacağımız birinci hadisi şerifi hafız kardeşimizden dinleyelim. Ondan sonra hadisin ayrıntısına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Thalatun men kunne fihi vecede bihinne halavetel iman. Men kana Allah ve Resuluhu ahabba ileyhi mimma sivahuma. وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِمَّا مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Üç şey kimde varsa o üç şeyle imanın tadını tadar. Üç şey kimde varsa o imanın tadını o üç şey sayesinde tadabilmektedir. Bu üç şey men kâne Allahu ve Resûluhu ehabbe ileyhi mimmâ sivâhumâ. Birincisi bu üç şeyin Allah ve peygamberi her şeyden daha fazla sevimli olacak insan için. Allah ve Resulü, Allah ve Resulünün dışındaki her şeyden, herkesten daha sevgili olacak. İmanın tadına varmanın şartlarını söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu birinci şart. Allah ve Resulünün sevgisinin üstünde bir sevgi olmayacak. İkincisi, وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلَّهِ. Başkasını severken de Allah için seveceksin. Allah için sevme seviyesine ulaşacaksın. Allah ve peygamberi en çok sevilen olacak. Başkaları sevilirken de ölçü Allah rızası olacak. İkinci şart da bu. Üçüncü şart, وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. İman nimetine ulaştıktan sonra tekrar küfür bataklığına dönmekten ateşe düşmek gibi korkacak. Üçüncü şart da bu. Tekrar üç şartı zikredelim. Neyin üç şartını konuşuyoruz? İmanın tadını tatmanın üç şartı. Kimde bu üç şey varsa o mümin olmaktan haz duyar. O yediğinden tat alan, lezzet alan bir insan gibi imanından lezzet alır.
imanıyla, müminliğiyle göğsü kabarır. İmanının gerektiğinde bedelini ödemekten zevk alır. Bu üç şey neymiş? Bir, Allah ve peygamberi onların dışındaki herkesten daha çok sevilecek. İki, başka bir insan sevilirken sevginin gerekçesi ve altyapısı Allah rızası olacak. Üç, iman etmiş bir insan küfür bataklığına düşmekten korkacak. Bu korku yanan bir ateşin içine düşmek korkusu kadar olacak en azından. Böyle geçici bir korku değil. Büyük bir ateşin etrafındayken onun içine düşmekten ne kadar korkarsa bir insan, ateşin zararına ne kadar inanıyorsa, küfre dönmekten maazallah o şekilde korkacak bir insan. Bu üç şey gerçekleşti mi, bu şu demektir, imanın tadı alınmıştır. Bu bir seviye şüphesiz. Hadis-i şerifi bize kadar Buhari ve Müslim ulaştırmış. Yani müttefakun aleyh bir hadis-i şerif dinlemiş olduk. Dolayısıyla hadis-i şerifimizin sıhhatinde bir sıkıntımız yok. Hadis-i şerif bize topluca ne öğretiyor? Demek ki iman edenler arasında da, müminler arasında da imanın tadını almak diye bir seviye var. Tadını almadan, lezzetini hissetmeden, iman etti işte gitti şeklinde de kalabilirmiş insan. Bu şüphesiz tadını almadan, lezzetine varmadan, hazzını duymadan yaşanan iman belki küfürden kurtarır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok daha yüksek bir seviyeye davet etmektedir. Hiç sözü uzatmaya gerek yok. Hani sahabe sırtından mızraklandığında yandım anam diye bağırmamış, ne diye bağırmıştı? Fuztu ve Rabbil Kabe demişti. Kabe'nin Rabbine yemin olsun kazandım demişti. Hançerlenmiş veya mızraklanmış, ölümüne ramak kalmış, yandım arkadan vurdunuz gibi bir slogan veya feryat yükselmiyor ondan da. Ne yükseliyor? Kazandım diyor. Bu işte imanın tadını tadan insanın tepkisidir. Hani cenneti Uhud eteklerinde görüyorum, şu salkımı yiyecek kadar vaktim yok benim cennete gitmeye diye şehadete koşarak giden insan imanından tad alan insandır. İmandan tad almak imanın gereklerinden lezzet almak demektir. Böyle bir insan sabah namazına kalkmayı uyumak kadar, yatağa yatmak kadar zevk alarak yapar. Böyle bir insan ezanı duyunca önüne sofra kurulmuş gibi hisseder. Namaz kılmaktan zevk alır. İnfak etmekten zevk alır. Cihad etmek onun için lezzet olur. İbadetlerinde tembel olmaz. Allah'ın rızası nerede varsa o rızaya koşmak onun için bir lezzet olur. En basit örneği, imanından lezzet alan birisi kendisine sorunlar oluşturduğunu zannettiği annesi babasına hizmet ederken o hizmetler onu bıktırmaz. Bilir ki Allah'ın rızası bu anne babanın hizmetindedir. Onların yaptığı eziyette Allah'ın rızasına dönüşecektir. Onun için artık bir sıkıntı yoktur. Bu nedenledir ki Allah dostları, imanın lezzetini tatmış insanlar, bu lezzeti tattıkları için bize göre, başkalarına göre işkence olan şeyleri çok özümseyerek karşılamışlar. İşte bu yaran kanıyor dendiğinde başkaları, yani çocukları, yakınları onun yarasından daha fazla acı çekmişler. O yaradan acı çekmediğini hissettirmiş. Neden?
kanayan yarasının Allah için kanadığını bilmiş olması, bunun karşılığının cennet olacağına iman etmiş olması, yani imanın tadına varması, onun için yaraların, acıların, ağrıların hissedilmemesi gibi bir sonuç doğurmuştur. O bir rekat namazda bir cüz Kur'an okumuş, ayakları ağarmamıştır. Ama imanın tadını almadan yaşayan mümin, yine mümindir o, imanın tadını alma seviyesini yükselmemiştir. Onun için Felak Nas suresi bile bitip tükenecek kadar yorgunluk veren uzun surelerdir namazda. O 3 satırdan yorulmuştur. Öbürü 300 okumaktan yorulmamıştır. Bu ne gibi? İnsanın biberi bile sevdiği zaman, ki biberde ciddi bir acılık var, yakıyor. Ama lezzet alınca insan ondan, değil mi lezzet alıyorsun? Biberi para vererek, masraf ederek ve dudağını buruşturarak yediği halde bu acıdır, bir daha buna ben dokunmayayım demiyor, tekrar bir biber daha alıyor. Bir daha çatalına bir biber daha takıyor. Neden? O bir kere zevk veriyor, lezzet veriyor. Şehitlik de bu, sabah namazına kalkmak da bu, Allah yolunda infak etmek de bu, Ramazan-ı Şerif'in veya diğer oruçların orucuna katlanmak da bu. Demek ki imandan lezzet almak diye, imanın tadına varmak diye bir düzey var. Bu düzeyi yakalamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğütlemiştir. Bir. İki, bu düzey, yani imandan lezzet alma düzeyi, bundan sonra böyle yapmaya karar vererek elde edilen bir düzey değil. Bunun şartları var. O şartlar gerçekleştiğinde Allah zaten bunu lütfediyor. Bu şartları da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyde toparlamış. Bir, Allah ve Resulü onların dışında herkesten daha çok sevilecek. Buna mal da dahil, aile bireyleri de dahil, makam mensip de dahil. Bu tabi seviyorum deme sevgisi değil. Koltuğunu insan Allah'tan çok sevmeyecek. Tamam, ben sevmiyorum, bundan sonra Allah'ı daha çok seviyorum, peygamberi daha çok seviyorum derken, bu iddianın doğru olup olmadığını o koltuk veya Allah'ın hükümlerinden birisinden taviz verilmesi gerektiğinde ortaya koyacağımız tavır gösterecek kimi daha çok sevdiğimizi. Ben koltuğu sevmiyorum, Allah'ı seviyorum ama koltuğu bırakmıyorum. Allah'ın emrinlerinden veya yasaklarından birisinde taviz veriyorum. Bu iddia sadece. Bir, iki, severken Allah için seveceksin. Başkasını severken de Allah için seveceksin. Allah için sevmek demek, mesela bir insanın, erkek veya bayan, eşini Allah rızası için sevmesi ise eğer, eşiyle cinsel sevgisinin veya eşinin ona menfaatlerinin, erkek olsun bayan olsun, menfaatlerinin o sevgiye yön vermesinin, eşler arasındaki sevgide Allah'ın sevgisi dışında bir sevgi bulunduğu anlamına gelmez. Bunlar fıtri sevgiler. İnsan çocuğunu sever, bu fıtrattan gelir. İnsan annesini babasını sever, bu fıtrattandır. Yaratılışımız böyledir. İnsan kendisine iyilik yapanı sever. Mesela iki halası vardır, iki teyzesi vardır. Birisi onu öpüp okşamıştır çocukken, ona sevgisi daha fazladır. Bu fıtridir. Engellenemez. Engellenmesi de gerekmez zaten. Ama şu var ki, mümin iman eden kardeşlerini Allah için sever. Ve fıtri olan sevginin, mesela evlada karşı olan sevgi fıtridir. Bu fıtri olan sevgileri bir kenara bırakarsak, ekonomik gerekçelerle veya siyasi, coğrafi, ırki gerekçelerle iman kardeşliğini aşan bir sevgi koymaz ortaya. Allah için sevmek bu demek. Yoksa insan elbette evladını sever, elbette kendisine iyilik yapanı sever. Ama bu sevgi imanla yüzleşmemeli. İmandan daha değerli hale gelmemeli. Bunu nasıl ölçeceğiz? Evladını sever, evladının Allah'a isyanına razı olmaz. Fıtrattan gelen sevgi Allah rızasını veya Allah'ın ahkamını çiğneyecek düzeye gelmez. Diğer insanlar için de aynı şey geçerli.
onun dünyanın en ötesinde, en ucra köşesindeki mümin kardeşine bakışı da budur. Burnunun dibindeki komşusu olan kafire bakışı da budur. Kafire Allah'ın dostu olmadığı için dost gözüyle bakmaz. En ucra tanımadığı, adını bilmediği mümin kardeşine de Allah'ın dostu olduğu için dost gözüyle bakar. Üçüncü şartı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanın lezzetini tatmanın üçüncü şartı, küfre dönmek korkusu diye bir korku olacak müminde. Yani iman devletin verdiği bir nüfus kağıdı. Sen bizim vatandaşımızsın. Tamam, hapse atarlar ama nüfus, beni vatandaşlıktan atmazlar herhalde diye garanti görmek imanda yok. Çünkü iman bir cümleyle insana gelen bir nimet olduğu gibi ağızdan kaçan, kalpten, beyinden çıkan herhangi bir cümleyle de geri gidebilir. İmanın gitme tehlikesi var. Bundan mümin korkacak. İmanı ebedi gitmez bir nimet olarak görmek, artık ben yaşadıkça iman da benimle beraberdir şeklinde düşünmek bir tür laubaliliktir. Saygısızlıktır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere ashab-ı kiram ve Allah'a daha yakın olanlar, Allah-u Teala'nın rızası peşinde ömür tüketen Allah'ın sevgili kulları imanlarının sabit kalması için çok dualar ettiler. Kalplerimizi sabit yap ya Rabbi diye, kalplerimizi kaydırma ya Rabbi diye dualar ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerinde var. Demek ki iman üzerinde bir endişe olması lazım. Şeytanın kafirleri küfür üzere bırakmakta gayret ettiği gibi müminin de elinden imanını çalmak için bir projesi olacağını düşünüyor olmak lazım. Dolayısıyla imana zarar verecek ortamlardan uzak durur mümin. Yoksa kuru kuruya bir korku değil bu. Kağıda yazılan bir korku değil. Yani küfürden uzak durur. Küfre kaydıracak sebeplerden uzak durur. Kur'an-ı Kerim bunun en hassas örneklerinden birini zalimlere meyletme konusunda veriyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Zalimlere, kafirlere meyletmeyin bile. Ateşe düşersiniz. Ateş sizi yakalar. Değil kafirlerle haşir neşir olmak, onların projelerinde ortak olmak, onlarla düşünüp onlarla yatıp kalkmak. Bu zaten bitmiş tükenmiş bir afet. Neuzübillah. Ama kafirlere karşı içinizde bir meyil bile olmasın sakın. وَلَا تَرْكَنُوا Sakın böyle yanaşır gibi de olmayın kafirlere. Bu Peygamber aleyhisselam Efendimiz için bile yani bir tehlikeydi. Ashab-ı kiram için de bir tehlike. Yine Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Allah Teala Peygamber aleyhisselam Efendimizin çok iyi niyetlerle yani aman bunların kalbini ısındırayım gibi gerekçelerle yani kafirlerin, müşriklerin yüzüne böyle biraz tebessüm edecek gibi oldu da Allah Teala az kalsın helak olacaktın diye ikaz etti onu. Kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani onların düşüncesine meyletmek gibi bir şeyden değil. Onları ısındırırım belki gibi bir sebeple de onlara hafif tebessüm edecek oldu. Onlarla hafif böyle esnek konuşacak oldu. Ortam, uygun ortam oluşturmak için bu bile Kur'an-ı Kerim'in ikaz ettiği, aman böyle olmasın demeye getirdiği hatalardan veya yanlış tutumlardan oldu. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz imanın tadı diye bir düzey getiriyor. İmanın tadı var. O tadı hissetmek diye bir anlayış var. Bu da üç şartla gerçekleşiyor. Allah ve Resulü Allah'ın ve peygamberin dışında herkesten daha değerli olacak, daha sevgili olacak, en üstte o kalacak. İkisi kalacaklar. İkincisi, insanlar arası ilişkilerde Allah rızası esas olacak. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek esas olacak. Üçüncüsü de mümin imanını elinde garantili tapusu ona ait asla kaybolmaz bir nimet olarak görmeyecek. Aman bu imanım gider neuzübillah diye dua edecek, gayret edecek ve sebeplerden uzak duracak.
bir hadisi şerifi bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imanımızın içini dolduracak malzeme olarak okumuş olduk. Bir hadisi şerif daha var. Abbas bin Abdülmuttalib Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi de dinleyelim, sonra okuyalım. Ve anil Abbas ibni Abdülmuttalib'i kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zâqa da'mel imani men radıya billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin rasûle ravahu müslim. Bu hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine imanın tadına varmak, imanın hazzını almakla ilgili bir uyarı daha yapıyor. Burada yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin farklı bir üslupla bizi imanda yükselmeye nasıl teşvik ettiğini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ذَاكَ طَعْمَ الْا۪يمَانِ İmanın tadını tatmıştır. Kim? مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّنْ Allah'ı Rab olarak kabul eden, وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا İslam'ı da din olarak kabul eden, وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'i de Resul olarak kabul eden imanın tadına varmıştır. İmanın tadına varmanın bir düzey olduğunu söyledik. Burada üç şey sayıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kelimeye vurgu yapıyor. Allah, İslam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında bunların biri diğer ikisini gösteriyor. Allah'ı Rab olarak kabul etmek, aynı zamanda İslam'a girmek demek. Aynı zamanda Muhammed aleyhisselamın risaletini kabul etmek demek. Muhammed aleyhisselamın risaletini kabul etmek, İslam'a girmek demek. Allah'ın Rab olduğunu kabul etmek demek. Bunların bir tanesi üçünü gösterir kavramlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçünü de bizim için açmıştır. Daha dikkat çekici olması açısından. Bir de Rablik, din ve risalet, üç kavram gündeme gelmiştir. Allah Rabbimizdir, sahibimizdir. İslam dinimizdir. Muhammed Resulümüzdür sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif hem imanda bulunması gereken bir seviyeden söz etmiş oldu, hem Müslümanın zihninde üç kavrama yer açtı. Bu kavramlar nedir? Allah Rabbimizdir. Allah'ı Rab olarak kabul etmek demek. Evet, Allahu Teala'yı ben zaten iman etmiş birisi olarak Rabbimdir diyorum. Bu Rabbimdir sözünün ne anlama geldiğini mümin düşündüğü zaman bu imanı tadar. Yani Allah benim Rabbimdir, sahibimdir. Ben başıboş değilim. Koruma altındayım. Beni Rabbim koruyor, kolluyor, gözetiyor. Ben o zaman sahipsiz değilim. Bu anlamda zihnimize çağrıştırılmış oldu. İslam'ın din olarak sahiplenilmesi, yani İslam'ı din olarak benimsemiş olmak, uygulama, pratik olarak İslam'dan başka bir şeye yanaşmamayı bana ifade ediyor olması lazım. Allah'ı kabul etmek zaten Müslüman olmak, dinimin İslam olması anlamına geliyor ama bir ayrıntıya girilerek senin dinin İslam'sa hayat tarzın, yaşama tarzın da İslam'a göre olmalıdır deniyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olarak kabul edilmesi de onun şeriatının getirdiği dinin, getirdiği sünnetin, getirdiği ahlakın benimsenmesi anlamına gelmektedir. Demek ki bir kere daha öğrendik. İmanın bir tadı var. Bu tada ulaşmak belli şartları gerektiriyor. Bir önceki hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka üç şart getirmişti. Burada başka bir üç şart getiriyor. Şimdi burada iki hadis-i şerifi birleştireceğimiz bir açılım yapmamız gerekiyor. Şimdi birinci hadis-i şerifte
imanın tadına varacak insana 1-2-3 diye bir şart getirmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3 şeyi gerçekleştiren imanın tadına bakar. Hemen başka bir hadis-i şerif gördük. Başka bir sahabi, başka bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinlemiş. Bir başka 3 şart getiriyor. Bu 3 şart öncekilerle kelime olarak uyuşmuyor. Birinde Allah ve Resulü'nü çok sevmekten söz ediliyor şart olarak. Burada ise Allah'ı Rab olarak kabul etmek diye bir kelime çıkıyor karşımıza. Üçü de birbiriyle aynı değil gibi duruyor. Bu bir tenakuz, çelişki değil. Neden? Bize doktor sağlıkla ilgili tavsiyede bulunurken, yani sen sebze çok yemen lazım diyor. Başka bir doktora gittiğimizde senin havuç türü şeyler de yemen lazım diyor. Bu doktorlar arasında bir çelişki değil. Sebzen miden için sana tavsiye edilmişti. Havuç da filan organın için tavsiye edilmiş oluyor. Bunların toplamında senin hayatın ortaya çıkacak. Doktor bana sebze tavsiye etti diye sadece sebze yemen, o doktorun o tavsiyesi için yeterli olmakla beraber hayatın için yeterli olmayabilir. Bütün sağlıklı bir hayat, toplam bir sağlık için o ve diğer sayılan maddelerin bir arada bulunduğu bir uygulama yapıyor olmam lazım ki sağlıklı yaşamış olayım. İman da böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir noktada 3 şey tavsiye ediyor. Bunlar imanın tadına vardırır diyor. Öbür noktaya geliyoruz, 3 şey daha tavsiye ediyor. Sonra 1-3 şey daha belki tavsiye edecek. Bunların toplamını bilecek mümin, toplamında ne kadar ondan 3, bundan 3, bundan 2 artık ne kadar yapabilirse imanın da o kadar yükselmiş olacak. Çünkü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la beraber zaten iman dairesine girilmiş oldu. Ondan sonra tuttuğunu Allah için tutan, yürüdüğünü Allah için yürüyen, konuştuğu Allah için olan düzeye gelinceye kadar, velayet makamına gelinceye kadar süratli bir koşuş var. Bu koşuşun adımlarını sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci kilometrede bu yapılır, ikinci kilometrede bu yapılır. Son hedefe, yani nedir o hedef? Allah-u Teala'nın veli kulu olmaya, velayet makamına yükselinceye kadar koşma var. Yoksa bu hadis-i şeriflerin birinde bu sayıldı, öbüründe bu sayıldı diye bir tereddüdümüz yok. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 3 şeyi sayıyorum, bunun gerisi yok demiyor. 3 şey sayıyor, sonra yeri geldiğinde de bir 3 şey daha saymış oluyor. Bir başka hadisi şerife geçeceğiz. Onu da hafız kardeşimizden dinleyelim. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlamaya çalışalım. وَعَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذ۪ي اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِمْ Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifi dinledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek buyuruyor. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي Muhammed'in canını elinde tutana yemin ederim. Yani Allah'a yemin ederim demek. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed'in canını, nefsini elinde tutana yemin ederim buyuruyor. Bu hadis-i şeriflerde 70-80 yerde geçiyor. Yani farklı hadislerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle biliyor. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi. Muhammed'in canını elinde tutana yemin ederim. Burada büyük bir edep türü var. Allah'a yemin ederim demek de yemindir ve çok güzel bir yemindir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faniliğini, hayat garantisinin olmadığını, Allah murad ettiği zaman ruhunun kabz edileceğini itiraf eden bir edep numunesi gösteriyor. Ben Muhammed olarak yemin ediyorum demek başka, canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim demek başka. Birinde zımnen büyük bir edep ve büyük bir saygı var ki işte bu nübüvvet makamının seviyesidir.
nübüvvet makamının seviyesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden pek çok hadis-i şerifte bu tür bir yeminde bunu. Vallahi demek yemindir. Canımı elinde tutan Rabbime yemin ederim sözü de yemindir. Ama böyle aralarında bir incelik, nezaket farkı vardır. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪هِ Muhammed'in nefsini, canını elinde tutan Rabbime yemin ederim. لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذ۪ي الْاُمَّةِ Bu ümmetten, bu insanlardan beni duyup da Yahudiyün ve la Nasraniyün, Yahudi veya Hristiyan beni duyup da sümme yemutu ve lem yu'min billezi ursiltu bih, benim gönderildiğim dine iman etmeden ölen kim varsa illa kâle min ashabin nar, o cehennemliktir. Beni duyan Yahudi veya Hristiyan kim varsa bu ümmetten, bana iman etmeden, gönderildiğim şeye iman etmeden ölürse cehennemlik olarak ölür. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifti bu. Hadisin ana ravisi Sahih-i Müslim'dir. Elhamdülillah sağlam, sahih bir hadis-i şerif dinlemiş olduk. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vurguladığı şey nedir? Bir, kıyamete kadar gelecek bütün insanlar onun ümmetidir demek. Bu ümmetten kim diyor çünkü. Böyle bir ifade buyuruyor. Ha, ümmet bizim manamızda iman edip işte hacca giden, Kabe'ye dönenler olarak biz diyoruz. Bu doğrudur. Ama ümmet, bir de davet ümmeti var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine muhatap olan kitle demek. Kimdir bu kitle? 571 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu. Onun doğumundan sonra 40 yıl sonra nübüvveti geldi, nübüvveti ilan edildi. O nübüvvetten sonra yaratılan her insan Muhammed aleyhisselamın dinine girmeye muhatap olmuş insandır. O onun ümmetindendir. Mesela Nuh aleyhisselamın ümmeti kimdir? Ona iman edenler bir de ona iman etmesi gerektiği halde onun zamanında yaşayanlar. Kıyamet günü Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yaşayanlar Nuh'un ümmeti olarak çıkacak. Ona iman edenler ve etmeyenler diye ayrılacaklar. Aynı şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti de onun nübüvvetinin ilan edildiği günden sonra kıyamet sabahına kadar yaratılan herkestir. Her insandır. Ona iman etmek zorundadırlar. İşte cinler ve insanlar tabii. Cinler de aynı şekilde bu takvime giriyorlar. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bi'setinden, peygamberliğin ilanından sonra insan olarak yaratıldı, teklif çağına geldiyse o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna iman edecek. Yahudi veya Hristiyan kim bu imanı gerçekleştirmeden ölürse o cehennemliktir. Yani cehennemliklik ne demek? Kafir olarak ölmüş demektir. Burada iki sorunun cevabını bulmamız lazım. Birincisi, Yahudi ve Hristiyanların dışındakiler yani iman etmese de olur demek mi bu? Hayır. Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerine göre muharref de olsa bir kitapları, peygamberleri bulunduğu halde iman etmek zorundalar. Nerede kaldı ki Yahudi ve Hristiyan bile olmayan biri haydi hay Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman edecek ki cehennemliklerden olmasın. Efendimiz burada bütün kafir çeşitlerini saymamış. Özellikle bunların peygamberi var canım. Eski de olsa peygamberleri var. Neskedilmiş de olsa dinleri var. Denme ihtimaline binaen Yahudi ve Hristiyanlar da özellikle sayıldı. Yahudi ve Hristiyan olmayan zaten başka hiçbir çaresi yok. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek, demek ki nesh edilmiş, yani kaldırılmış Yahudilik, nesh edilmiş, kaldırılmış Hristiyanlık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bi'setinden, peygamber olarak gönderilmesinden sonra cehennemden kurtaran bir din değildir.
Bunu nereden öğrenmiş olduk? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden, Müslim'den öğrenmiş olduk. Sadece bu hadis-i şerif değil şüphesiz. Başka hadis-i şerifler de var. Kur'an-ı Kerim'den de ayetler var ama bizim okuduğumuz hadis-i şerif bu gündemimizi oluşturuyor. Burada Müslümanların bazı menfaatlerinden dolayı veya bazı siyasi oyunlardan dolayı Yahudilere, Hristiyanlara cennet dağıtmalarının ne değeri olur ki? Peygamber aleyhisselam Efendimiz Muhammedur Resulullah demedikçe bunlar cehennemden kurtulamaz dedikten sonra bir takım Müslümanların tamam bunları da cennete alalım, bunları da vize verelim demesi çok basit, çocuksu bir düşünce. Allah böyle bir hataya düşmekten hepimizi muhafaza buyursun. Bir hadisi şerif daha hafız kardeşimizden dinleyelim. Yine benzer manaları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretecek. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يضأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanımıza bir ufuk açıyor. İman, bizi imana davet etti. Şimdi imanın içinde bize bir derinlik kazandırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki Selâfetun lehum ecrâni. Üç grup insan vardır ki iman dairesi içerisinde onların iki kazancı olur. İki kere kazanırlar. Çift kazançlıdır onlar. Birincisi raculun min ehlil kitabı. Kitap ehlinden yani Hristiyanlardan veya Yahudilerden bir insan âmene bi nebiyyihi ve âmene bi Muhammedin. Adam Hristiyan, İsa Aleyhisselam'a iman etmiş. Sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i duyunca ona iman etmiş. Yahudi, Musa Aleyhisselam'a iman etmiş. Sonra Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak geldiğini görünce ona iman etmiş. Dolayısıyla samimi bir şekilde iki peygambere iman etmiş bu. Bu imanıyla beraber iki iman sevabı yakalamış oldu. İki kere iman etti. Şüphesiz bunun tersi yok. Muhammed Aleyhisselam'a iman etti. Bir de Musa Aleyhisselam'a iman edeyim yok. Öyle değil. Yani önceki peygambere iman etmiş, nasip olmuş hidayet, son peygambere de iman etmiş, iki ecir yakalamış oldu. İki kere kazandı. İki kere kazanan ikinci şahıs, vel abdül memluku. Bir köle, اِذَا اَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَال۪يهِ İyi müminlik yapıyor, ibadetine düşkün, Allah'ın hakkını veriyor. Bundan sevap kazanıyor. Görevlisi olduğu kapının hizmetini de sadakatle yapıyor, ondan da sevap kazanıyor. İki kere kazanmış oluyor. Çünkü hainlik etse hem köle olarak kalacak hem de kazançtan mahrum olacak. Bu sadakat göstererek iki kere kazanmış oluyor. Üçüncüsü varaculun kânet indehu emetun yata'uha, cariyesi olan bir insan bu cariyesini feeddebeha feehsene te'dibeha, onu güzel eğitiyor, terbiye ahlaklandırıyor, ve allemeha feehsene te'limeha, onu güzel öğretiyor, Kur'an'ından, ahlakından, öğrenmesi gereken şeylerden öğretiyor, sümme e'atakaha, sonra da onu azat ediyor, fetezevveceha, kendisini eş olarak alıyor. Felehu ecran. Bunun da iki ecri var. Neden iki ecri var? Eğitim zahmetine katlanmış. Buna din, ahlak, kültür öğretmiş. Bundan ecir kazanıyor. Azat ediyor. Hürriyetine kavuşturuyor. Ondan da ecir kazanıyor. Demek ki iman dairesinden bir örnekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz derinlemesine bir ufukla imanımızın çok ecirli, çok kazandıran
kapasiteye ulaşabileceğine bize delalet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisi şeriflerinden imanımıza dair ufuklar gördük. Amel etmek ve ihlasla iman etmek, gayret etmek de bize düşmektedir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.